Einreichen, anreichen, anfallen, anzahlen, einfallen, einzahlen, einreihen. Ne demek bu fiiller? Bu fiillerin arasındaki fark ne? Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu einreichen, anreichen fiillerin arasındaki fark. Bu fark ne? Bunu çözeceğiz birlikte. Şimdi bunlar forzilbe. Aslında forzilbelerle ilgili ben video yaptım ama şimdi ne demiştim? Bütün kelimeleri anlamıyla tamamen forzilbenin anlamından hareketle öğrenmemiz hepsini bazen mümkün olmayabiliyor. O yüzden ayrı ayrı videolarda çekeceğimi söylemiştim. Şimdi einreichen ve anreichen fiiliyle başlayalım. Şuraya bir diyelim. Bu bir olsun. Evet. Şimdi einreichen çok bilinen bir kelimedir. Genelde ofisiyelle dokümentlerin yani resmi belgelerin bir kuruma, bir yere ibraz edilmesi, teslim edilmesi anlamına gelir. Dava açmak anlamına gelir. Böyle bir resmi anlamı vardır. İşte bir kursa kaydolmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Ve kendinizle ilgili işte kimlik fotokopisi, işte ne bileyim banka dekontu gibi belgeyi gidip kursa vereceksiniz. O zaman einreichen fiilini kullanıyorsunuz. O yüzden ben buraya şey yazmadım. Örnek cümle yazmadım basit olduğu için. Angebot einreichen var. Bu da teklif vermek anlamında kullanılıyor. Antrag einreichen da dilekçe vermek anlamında kullanılıyor. Anreichen ne demek peki? Örnek veriyorum, siz koltuktasınız. Yan koltukta da eşiniz oturuyor. Size diyor ki bana telefonu uzatır mısın? O zaman anreichen'ı kullanıyoruz. Birine bir şey vermek anlamındadır. Geben yani. Örnek cümlede koydum sizin için. Könnten Sie mir bitte den Salz anreichen? Bana işte tuzu uzatabilir misin? Aynı yemek yiyoruz. Bir ortamdayız. Orada kullanıyoruz. Şimdi fallen düşmek. İkiye geldik. Fallen düşmek. Anfallen, bir de einfallen olduğunda ne oluyor peki? Şimdi anfallen'ın iki anlamı var. Biri saldırmak, diğeri de ortaya çıkmak. Während ich spazieren gegangen bin, hat ein Hund mich angefallen. İşte ben gezerken bir köpek bana saldırdı. İkinci anlamı ne dedik? Entstehen. Für unsere neue Wohnung fallen viele Aufwendungen an. Ya da Für unsere neue Wohnung entstehen viele Aufwendungen an. Bizim yeni evimiz için bir sürü masraf ortaya çıktı. Ek masraflar ortaya çıktı. Bir sürü ek iş ortaya çıktı. Bu anlamda kullanıyoruz. Peki einfallen ne demek? Hatırlamak, aklına fikir gelmek anlamında kullanırız. Ve genelde şöyle es fällt mir ein şeklinde. Sein Name fällt mir nicht ein. Onun adı aklıma gelmedi. Ya da aklımıza bir fikir geldi. Während ich koche, während ich kochte diyelim geçmiş zaman kullanın. Fällt mir ein neues Idee ein. İşte aklıma çok güzel bir fikir geldi şeklinde kullanabiliriz. Ya da işte aklınız aniden bir fikir cereyan etti o anlamda. Ein fallen kullanıyoruz arkadaşlar. Evet geldik üçüncüye. Üç. Anzahlen'le Einzahlen arkadaşlar. Zahlen biliyorsunuz ki ödemek. Bir de Bezahlen var. Aradaki şimdi Bezahlen ben B prefiks konusunu işlerken anlattım. Ne anlama katıyor? Nasıl bir gramer yapısı katıyor diye onu anlattım. Yani Anzahlen, Einzahlen. Bir de Bezahlen var. Neyse onunla da ilgili ayrı video çekeriz artık. Şimdi Einzahlen ödemek ama bir şeyin tamamıyla parasını hepsini ödememek anlamında kullanılır. Mesela ich zahle nun die Hälfte des Preises an. Nun şimdi demek bu arada. Ben şimdi ücretin yarısını ödeyeceğim. Und die Hälfte daha geri kalanını sonra ödeyeceğim. Örnek veriyorum bir telefon aldınız. Sipariş verdiniz. Önce yarısını parasını ödüyorsunuz. Geri kalan yarısını da telefon gelince ödüyorsunuz. O anlamda Einzahlen fiilini kullanıyoruz. Bir de Einzahlen fiili var. O da bankaya para yatırmak anlamında arkadaşlar. Veya bankaya yani nakit parayı yani bar geldi bankaya yatırmak veya her ay banka hesabınıza yani kontonuza konto Almanca'da hesap demek. Ona para yatırmak anlamında da Einzahlen fiilini kullanıyoruz. Evet. Umarım bu video faydalı olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.